Muhammed Yakut'u biliyorsunuzdur belki. Piyasa hakkında Türkiye'de dönen bazı şeyleri ifşa etmeyi seven bir abimiz mi diyelim artık, tam bilemiyorum. Yani normalde oturup muhabbet edeceğim bir insan değildir diye düşünüyorum. Piyasanın içinde bulunmuş, artık çarkın nasıl döndüğünü iyi biliyor. Eli kolu kulağı geniş bir insan. Bunun bir söylemi yüzünden biz de zamanında patladık. Bunu ileride bir animasyonda anlatacağım bu arada. Bizim bu yalan makinesi formatı var ya, o bir organizasyon şirketine bağlı. O organizasyon şirketi de daha büyük bir organizasyon şirketi. Şirketine bağlı. O şirketin altında da çok fazla talk show işi var. Bildiğin talk show fabrikası gibi bir şeydi hatta. Levent'te 4 katlı mı 3 katlı mı ne bir yerde çalışıyorlar. Her yer stüdyo. O şirketin bizim programa faydaları vardı. Bağlantılar oluyordu. Ekipman ihtiyacımız vesaire ihtiyaç olduğunda onlardan rica edebiliyorduk. Bir geliyordu 500 bin liralık kamera seti vesaire. Yeni kontaklar sağlayabiliyordu. Programa konuk almak için ihtiyacımız olan kişileri çağırabiliyorduk. Sponsor bulmak için bir avantaj sağlıyordu. Sonuçta çok büyük bir şirkette. Türkiye'nin 37. büyük şirketi mi neymiş? Tabii bu en son söylediğim bir duyum ama ben net bir şekilde açıp bakmadım hani kaçıncı sırada diye. Bu Muhammed Yakut bir videosunda bizim o bağlı olduğumuz şirketi ifşalamaya başlıyor. Bunlar orada kara para aklıyor. Bunlar orada karı satıyor falan diye. O şirkete saydırıp saydırıp durmuş. Artık nasıl bir şey olduysa şirketi bir ay içinde kapattılar. Çok hızlı bir şekilde kapattılar. Konuyla alakası olmayan ben durduk yere zarara uğradım bu yüzden. Neyse, konumuza dönelim. Dilan Polat'ı bol bol görüyorsun bu dönemde. Özellikle görgüsüzlüğüyle. Ay, eşim bana ne aldı? Bakın şöyle param var. Ay, günde şu kadar para harcıyorum. Ne kadar zenginim. Triplerinde olan biri. Yani zaten çok donanımlı bir insan olduğunu düşünmüyorum. Örnek bir insan mı? Onu hiç düşünmüyorum. Yaptığı işlerdense yaptığı şeyler konuşulduğu için daha çok ve bunlarla ön plana çıktığı için insan bir sorguluyor. Lan bu paranın kaynağı ne? Tamam, bu kadın önceden zenginmişmiş de nasıl bu kadar hızlı bir şekilde parlayabiliyor? Muhammed Yakut da açıkladı. Kara para aklama, mail order gibi, kaçakçılık gibi işlere bulaştığını dile getirmiş. Mail order nedir derseniz, sizin kart bilgilerinizle, özellikle limitsiz kredi kartları var ya ve yine özellikle turistlerin işi. Mesela bu Twitch'te dönen muhabbet de bununki gibiydi. Bu kartlarla çekim yapılıyor ve çok ciddi paralar kazanılabiliyor. Bu işe bulaştıklarını dile getirmiş. Olabilir mi? Olabilir. Yani insan bir sorguluyor tabii ki bu insanlar birden ne kadar bu kadar çok para kazanabiliyor diye. Çünkü savunma kısmı da ay benim 120 tane güzellik salonum var. İnsanlar da bu yüzden böyle savunuyor. Ya bu kadının işte bakın şu kadar güzellik salonu var, oradan parayı kazanıyor. Güzellik salonlarının adını asla duymadım ben. Aşko kuşko insanlar çok fazla çevremde var. Onlardan da duymadım. İnternette de çok görmüyorum. Şimdi şey diyebilirsiniz, o kadar çok firması var, tabii ki kazanabilir diye. Yasal olmayan şeyler de dönebiliyor arkadaşlar. Kesin yapmıştır demiyorum. Durduk yere kendimi zan altında bırakmayayım. Şimdi diyeceklerimi Dilan Polat'ın tekelinde söylemiyorum. Mesela Amerika'nın gelmiş geçmiş en büyük mafya babalarından biri olan Al Capone size işlerini sunsa, siz bir gün ona gidip bu paranın kaynağı nereden geliyor deseniz, çamaşır makineleri olan dükkanlarını gösterir. Bak buralardan kazanıyorum der. Bir başkası restoranlarını gösterir. Sıcak paranın dönebildiği yerlerde para aklama olayı çok yaygındır. Bunu tek bir şirket üzerinden yapmazsınız zaten, çok büyük bir paranız varsa. Bugün Özgür Demirtaş da bu konuyu dile getiriyor. Ya bu kadın günde 1 milyon lira harcayabiliyorsa şu kadının bir vergi beyanına bir bakılabilsin diye. Yani az önce demek istediğim şuydu. Kara para aklama diye bir olay yaygındır. Bunu örnek gösterebilirler. Ama bu o paranın temiz olduğu anlamına gelmez. Gelmeyebilir. Arkasında başka şeyler dönebilir. Zamanında Escobar'a baksaydınız derdiniz ki bu adam çok başarılı bir iş adamı. Al Capone'a aynı dediğiniz şeyleri onun hakkında da diyebilirdiniz. Escobar'ın Escobar olduğunu patladıktan sonra ortaya çıkarttılar. Yoksa öncesinde temiz görünümlü bir adamdı bu iş hayatında. Ha yine de kadının hakkını almayalım, belki çok başarılıdır. Zaten hani şu an hiçbir şey yapmasa bile 6-7 milyon takipçisi var. Yine bir şeyler kazanabilir o kadar takipçiyle. Yine hoş bir hayat sağlayabilir. Tabii ki bu kadar büyük bir hayat sağlayamaz. Öyle uçak hediye etmeli hayat öyle zor. Bir uçak kaç para? Öyle jet satın almak öyle kafana göre yapabildiğim bir şey değil. Türkiye'de sayılı insanda jet var. 2 senede 3 senede jet alabilecek konuma gelmen de çok zor oluyor. Yani şu konularda şöyle bir düşüncem var. Tabii ki bunların bazıları devlet tarafından eli kolu uzun insanlar olabiliyor. Dilan Polat için bu geçerlidir diye demiyorum. Ben şu an daha çok olabilir konusu üzerinden konuşuyorum. Suçlamıyorum. Vergi memurları oturup şunların nasıl kazandığını iyice bir araştırması, geniş kapsamlı araştırması gerekiyor. Çünkü insanlar da çok şüphe uyandırabiliyor. Gelelim burada asıl konuya. Aslında Türkleri burada bir sorgulamak gerekiyor. Özellikle şu son dönemde Türk kadınlarının iyi bir kısmı hayaliniz ne diye bunlara bir soru sorduğunuzda Dilan Polat olmak diye bir cevap verebilir.
Yargılanacakları için belki direkt söylemeyebilirler, içlerinde var. Tüketmek istiyorlar. Koca ülkedeyiz. Tonla ayakları yere sağlam basan başarılı iş kadını var. Çok güzel bilim insanları var. Çok güzel sporcular var. Müthiş sanatçılar var. Yani piyasada hiç mi örnek alabileceğin insan kalmadı da bunu örnek alıyorsun, bunun hayatını çok iyi buluyorsun. Özellikle gençlere bakıyorum. Sabah akşam Dilan paylaşıyorlar. Dilan'a fan sayfası falan açmışlar. Ya bu Dilan'ın nesi var? Niye bunlara hayran olursun? Takipçi buluşması yapmış. Millet çığlık atıyor. Koca koca teyzeler de çığlık atıyor Dilan'ı görebilmek için. Ya biraz da rol model aldığınız insanları kaliteli insanlar olsun. Gelişmek isteyen bir insansanız olmazsa olmazdır bu. Yani sen kalkıp param da param, param da param diyen bir insanı kendine rol model alırsan seni çok iyi bir hayat beklemiyor. Şimdiden geçmiş olsun başına gelebilecek şeyler için. Veya olabileceğin insan için. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.